Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugün yine sizler için sizlerden gelen bir sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Evet, eks partnerlerini bekleyenler, merak edenler. Bakalım eks partnerlerde geri dönüş var mı sorusuna benim melek kartlarımdan size nasıl bir cevap gelecek? Bakın hemen daha karıştırırken kartlarım bir karmaşa içine girdi. Evet, eks partnerlerin kafası karışık anlaşılan. Haydi bakalım, her zaman yaptığımız gibi bütünün hayrına olması niyetimle kartlarımı sizler için karıştırıyorum ve niyetliyorum ve sizlerin adına kartlarımı kesiyorum. Evet, yine her zaman olduğu gibi odaklanmanız ve rezone olmanız adına kartlarımı şöyle bir sizlerle baş başa bırakıyorum. Evet, kartlarıma odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz, eks partnerlerinizi düşünüyorsunuz, kendinizi niyetliyorsunuz. Şöyle bir, hatta videoyu da durdurup böyle iyice konsantre olabilirsiniz. Ama ben biliyorum, yani size ona bile gerek duymuyorsunuz. Çünkü enerjiniz o kadar güzel geliyor ki bana. Ben bunu hissediyorum. Ve burada hemen bir mesaj daha vermek istiyorum. Eğer ki özel ve kişisel danışmanlık almak isterseniz benden, öncelikle Tarot'un Kraliçesi Makbuş Abla Instagram adresimi takip etmeniz ve Instagram'dan bana DM'den yazmanız ve ardından da 0544 405 5790 WhatsApp hattından bana ulaşmanız mümkündür. Evet, kartlarıma odaklandınız, rezone oldunuz. Eks partnerlerde geri dönüş var mı sorusuna bakalım benim melek kartlarımdan nasıl bir cevap gelecek? Evet, haydi bakalım. Şöyle seçmek geldi içimden, bu sefer bir değişiklik yapalım. Bakın yine şu haldeyken bile bakın direkt atıyor bana kartlar kendisini. Ex partnerlerde geri dönüşüm var mı? Geri dönüş var mı bakalım? Hatta şöyle de diyebiliriz. Ex'ten next olur mu gibi, değil mi? Öyle bir şey olabilir mi? Tabii. Güzel bir şey olabilir. Niye olmasın? Eğer gerçekten insan gibi geri dönüş yapacaksa neden olmasın? Yeter ki sizlerin istediği gibi dönsün, değil mi? Evet, bakalım bizim melek kartlarımız şimdi nasıl bir cevap verecek? Evet, yeterli. Haydi bakalım. Evet, güzel enerjimi gönderiyorum sizlerin adına. Güzel böyle pozitif enerjilerle bakalım. Ex partnerlerde geri dönüş var mı sorusuna melek kartlarım nasıl bir cevap verecekmiş bakalım. Haydi bakalım. Evet, ay ilk başta dediğim gibi, aynen ilk başta dediğim gibi, bakın kartlarımı karıştırırken ne oldu? Kartlarım böyle bir dağıldı, bir karmaşa oldu, bir işte içinden biri iki tanesi düştü falan filan. Ne dedim? Partnerlerin galiba kafası karışık dedim, eks partnerlerin, değil mi? Bakın direkt kafa karışıklığı ilk açtığım kart. Gerçekten şu anda eks partnerlerinizin kafası inanılmaz derecede karışık. Ve etrafında o kadar çok boş boğaz konuşan insanlar var ki. Ve bu insanlar zaten karışık olan kafasının daha çok karışmasına sebep oluyor. Ayrıca bakın, sizinle birlikte olduğu dönemlerde gerçekten mutluluğu yakaladığını ve kendisini mutlu hissettiğini de burada görüyorum. Yine sizinle olan
ayrılık süreci geçtiğimiz beşli ya da onlu zamana tekabül ediyor. Yani 5 yıl içi, 10 yıl içi ya da 5 ay içi, 10 ay içi gibi benim özel danışmanlık alan danışanlarım zaten zamanlarımı çok iyi biliyor. Ama ve lakin sizler de öğrendiniz benim zaman dilimlerimi. Böyle bir zaman diliminden beri ayrı, dargın ya da küskünsünüz ve bu zamanlarda da zaten ki ex partneriniz sizinle gerçekten aradığı, özlediği mutluluğu da yakalamış. Hatta siz de yakalamışsınız. Ama ve lakin şu anda ex partnerinizin dediğim gibi kafası çok karışık. Etrafında da onun kafasının daha çok karışmasına sebep olan insanlar var. Özellikle de sizin ilişkinize ya da birlikteliğinize kızgınlık, kin, nefret, öfke ya da düşmanlık besleyen maalesef ki üçüncü şahıslar mevcut. Ex partneriniz aslında kafasını sizi belirlemiş. Hani size harekete geçmek istiyor ama ve lakin ertelemeler yapıyor bununla ilgili. Çünkü korkuları var. Bir şeylerden emin değil. Zira ex partnerleriniz yorgun, bezgin, eli kolu bağlı ve çaresiz. Ve bıkkın. Bıkmış bir şeylerden. Bıkkınlıkları var. Evet, bir mücadele verilmiş bu ilişkide. Savaş verilmiş. Ama sizin tarafınızdan, ama ex partneriniz tarafından. Ha, burada şöyle de bir durum var. Siz mücadele ettiğinizi düşünürken aynı şekilde ex partneriniz de mücadele ettiğini düşünüyor. Yani ben bir mücadele verdim ama o vermedi diye düşünüyor. Belki de aynı şekilde siz düşünüyorsunuz. Ben mücadele ettim ama ex partnerimden hiçbir şey göremedim diyorsunuz. Burada güzel olan haber, onlu bir zaman dilimi içerisinde, yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçerli, onlu bir zaman dilimi içerisinde sizin ex partnerinizle bağlantılı bir kutlama, bir başarı ve bir zafer kazanmanız söz konusu sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğiniz zaferi kazanacaksınız ex partnerlerinizle bağlantılı. Zira bu ayrılıkta bakın gene onlu zamanı verdi. Beşli ya da onlu bir zaman dilimi içerisinde. Hani bu çok yakın bir 10 saat 10 gün içi de olabilir. Ya da onlu bir tarihte olabilir. Bakın gözyaşı dökmüşsünüz. Pişmanlıklar yaşamışsınız. Ex partnerinizle bağlantılı. Hatta bununla ilgili belki de etrafınızda samimi gördüğünüz arkadaşlarınızdan biri ya da birileriyle bunu paylaşmışsınız, dertleşmişsiniz. Yalnız hala ex partnerim bana geri gelse bile ne olacak sorusu var sizin kafanızda ki aynı durumda da ex partneriniz. Yani ben geri dönsem de ya da tekrar bu ilişkiye kaldığımız yerden devam etmeye çalışsak da sonumuz ne olur? Ben yine hayatında kalır mıyım? Gider miyim? Ya da o mu gider? Sorularını aynı şekilde cevaplarını aradığını görüyorum burada. Ve önemli olan şu, ex partnerinizde arkadaşlar geri dönüş var mı sorusunda benim melek destem diyor ki var. Var. Hem de zaman da veriyorum. Onlu zaman arkadaşlar. 10 gün, 10 hafta, 10 ay içinde ya da 10. ay ya da ayın 10'u, 20'si, 30'u ya da 10'lu bir saatte niyetlediğiniz o ex partner dönecek. Bu arada şunun da altını bir tekrar çizmek istiyorum. Bakın bu açılım genele, kolektife bir açılım. Bu arada bana özel danışmanlık için gelen danışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Her biri sanki bana özeldi. Kolektif ve bütüne bir açılım olmasına rağmen diyerek geliyorlar. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Yalnız bir daha hatırlatmak istiyorum. Hepinize
Lütfen bu açılımlarda size ait olan kısımları alın lütfen. Yani hepsi size anlatacak diye bir şey yok. Yani çünkü burada eşinizdir, boşanmışsınızdır, yasak aşkınızdır, çok pardon, yasak aşkınızdır, işte efendim söyleyeyim sevgilinizdir, flörtünüzdür, platoniğinizdir, bir şeydir. Yani ona göre düşünün lütfen söylediklerimi. Evet, güzel. Bakın daha kartlarım oldu halde bitmeden hemen özgüveniniz yükseliyor. Onlu bir zaman içerisinde kutlama, başarı ve zafer var. Yalnız burada yine bir mesaj vereceğim. Şimdi ex partnerinizin size geri dönüşüyle ilgili sizin elinize de bir fırsat geçecek. Yani belki de onun geri dönmesine sebep sizden gelecek bir durumda olabilir. Yani bir fırsat. O fırsatı da değerlendirin diyorlar. Ha belki onun size geri dönüşü de bir fırsat olabilir. Burada melek kartlarından gelen mesaj bu. Sonuç itibariyle size bir fırsat çıkacak. Karşınıza bir fırsat çıkacak. Evet, devam edelim bakalım. Sürpriz mutluluklara hazır olun. Arkadaşlar çok güzel sürpriz mutluluklar var. Şimdi... ex partneriniz gerçekten sizi çok üzerek gitmiş. Hani zalimkar tavırlar uygulamış, belki sözlü şiddet, belki fiziki, yani bilemiyorum. Yani sizi gerçekten zor durumda bırakacak ya da size karşı zalimkar gelen tavırlar ya da davranışlar içerisinde bulunmuş. Ayrıca da yine ex partneriniz size istediğiniz gibi gelmemiş. Yani belki bir düzensizlik vardı. Daha önce de böyle gitti geldi belki de. Ve her gelişinde de tamam bu sefer artık hayatında kalır kesin. Evet, hani bu sefer artık da gitmez dediğiniz halde yine gitmiş olabilir. Çünkü bakın yine gelişinde diyor ki yeteneksiz kahraman. Hani benim meşhur yetersiz bakiyem. Yine size böyle gelebilir. Bakın hemen de sevinmeyin yani. Hani geldi o yaşasın hoppa, öyle bir şey yok. Bakın sizi gene üzebilir. Burada da lütfen bunu göz ardı etmeyin. Bakın yemekli içmekli bir ortamda oturacaksınız. Belki bir baş başa yemek yiyeceksiniz. Belki bir kafeteryada ya da restoranda buluşabilirsiniz. Ya da bir ev ortamında olabilirsiniz. Hatta belki de size yalvararak da gelebilir. Yani o derece hani böyle sizin gönlünüzü yapmak adına ağlayarak, yalvararak öyle de gelebilir. Ama sürprizler, mutluluklar sizi bekliyor. Bu da güzel. Ama burada benim kartlarım sizi uyarmaktan geri kalmıyor. Bakın lütfen dikkatli olun diyor. Dikkatli olun. Tedbiri elden bırakmayın. Hemen yelkenler fıra deyip böyle oh nasıl olsa geri geldi, her şey istediğim gibi oldu diye bir şey yok. Bakın zaten gelen kartları görüyorsunuz. Kader çarkı ne diyor bana? Sabırsızsın, sabırsız. Sizin için sabırsızsınız. Yani ex partnerlerin geri dönüşüyle ilgili sabredin, bekleyin, bir şeyleri kadere ve zamana bırakın. Bakın kader çarkı dönüyor zaten. Siz beklerseniz zaten sizin elinize kozlar da geçecek. Hani bu kozları iyi değerlendirin. Yani hani bir şeyler belki aleyhinize ise lehinize dönecek belki de. Şimdi burada bir de gördüğünüz gibi bizim maalesef ki kötü enerji kartımız. Şimdi kötü enerji kartını da burada yabana atmamak lazım. Ama güzel haberle geliyorum. Eğer ki ex partnerinizle ayrılık sebebinizin bir kötü enerji ya da size ya da ilişkinize yapılmış ya da karşınızdaki kişiye yapılmış bir büyü olduğunu düşünüyor iseniz, evet müjde, bu etkisini kaybediyor. Ve ben bunu her zaman da söylemişimdir. Kötü enerjiler de aynen böyle fallar gibidir. Onların da bir zamanı, bir miadı, bir süresi vardır. Hele ki bu devirde, yani o eskidenmiş hani bunu gerçekten yapanlar. Ben şu an zaten yapanların hiçbirine inanmadığım için, hepsini şarlatan gördüğümden dolayı
Yani demek ki bir işte böyle bir ilk etapta böyle biraz tutar gibi oluyor. Sonra hop gidiyor zaten. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Umarım eks partnerlerle ilgili merak edilenlerin cevabını almışsınızdır benden. Evet, hepinize tekrar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinizin o sevgi dolu kocaman yüreklerinden sevgiyle öpüyorum. O güzel yorumlarınızdan, o güzel mesajlarınızdan ve ilginizden dolayı da hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen gizli izleyenlerim. Hepinizi biliyorum. İzlenilme oranlarımın çok yüksek olduğunu da biliyorum. Ama biraz da abone sayımızı yükseltelim. Bakın arkadaşlar, 20.000. abonede bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Yine 3 danışanıma ücretsiz tarot seansı vereceğim. Bir 20.000 aboneyi bulursak Allah'ın izniyle inşallah. Evet, hepinize sevgiler. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Lütfen sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.